Sayın basın mensupları hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Artık sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Yoğun bir mesai altındayız. Ee, ama meclis bütçe demek elbette bir kanun görüşülüyor sonuçta. Gelecek sene devletin alan sağ eliyle veren sol elinin dengesi kurulmaya çalışılıyor. Siyasi partiler kendi dünya görüşlerine, bakış açılarına göre bu bütçenin nerelere kullanılması gerektiğini, nerelere kullanılmaması gerektiğini anlatıyorlar. Elbette vergideki adaletsizliğe itirazlar dile getiriliyor ve bir yandan da meclis 21. Adalet ve Kalkınma Partisi bütçesini ve bu iktidarın veda bütçesini, bu iktidarın son bütçesini görüşüyor olmanın da farkında hepiniz takip ediyorsunuz ki muhalefet partileri gelecek sene bütçeyi yönetecek sorumlulukla konuşuyorlar. Yönetecek derinlikte konuşuyorlar. İktidar partisi hatta Cumhur İttifakı'nın iki partisinin milletvekilleri de muhalefete hazırlanıyorlar. Savunulacak bir taraf kalmadığı için savunma kelimeleri olduğunda da bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına övgülere dönüşmek dışında bir şey yok. Rakamlarda savunabilecek bir şey yok. Politikada savunabilecek bir şey yok. Ya Cumhurbaşkanı'na övgüler ya da muhalefete hazırlık. Muhalefete muhalefet ediyorlar. Biz de bunu tebessümle ve psikolojik iktidarın el değiştirmiş olmasının bir teyidi olarak takip ediyoruz. Gelelim meclisin bütçe sırasında yaptığı diğer işlere. Bir kere yerleşik uygulamadır. En önemli uygulama şudur ki meclis bütçe yaparken başka bir işle meşgul olmaz. Çok istisnai şartlarda komisyon toplantıları yapılır ama çok önemli gerekçelerinin olması lazım. Bu yerleşik uygulamanın da terk edildiğini gördük ve burada kanuni bir engel yok, istisüksel bir engel yoktur. Bütçe çalışırken komisyonu toplantıya çağırırsınız, çağrılırsa gidilir ama teamül böyle değildir. Bunu yapmamanız lazım. Çünkü milletin vekilinin bütçe görüşmelerine en yoğun katılım ve konsantrasyonla katılmasını temin etmeniz lazım. Ama ne yaptılar? 5 ayrı komisyonda 22 ayrı kanun görüştüler bütçe sırasında. Bu artık lakayitleşmenin, önemsizliğin ve plansızlığın bir göstergesi. Göya Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde her şey planlı, programlı, hızlı olacaktı. Hiç böyle şeylere de gerek olmayacaktı. Düşünün topu topu iki hafta. O iki hafta içinde önceden öngöremedikleri, planlayamadıkları beş ayrı komisyon toplantısı, 22 tane kanun ve içlerinde elle tutulur hiçbir şey de yok. Ama özellikle bugün. Biraz önce salona sığmadığı için milletvekilleri ve katılımcılar tartışmalarla plan bütçe salonuna taşınan bir torba kanun var. 14 madde içeriyor. Ancak öyle bir torba kanun ki özelliği şu. Bugüne kadar meclise yollanmış anayasaya en aykırı torba kanun. Neden? Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, biraz sonra ifade edeceğim, üç çok önemli her birisi ne zaman Türkiye'nin gündemine gelse kıyametin kopacağı üç ayrı maddeyi aynı anda taşıyor. Anayasayı ihlal torbası yapmışlar. Anayasayı ihlal etmek için özel torba kanun yapmışlar. Demişler ki biz farklı zamanlarda üç ayrı günah işleyip bunun tartışmasından muhatap olmayalım. Bütün günahları bu torbada işleyelim. Anayasayı üçünü birden burada yapalım. Ne kadar gürültü çıkarsa çıksın nasılsa unutulur gider. Böyle bir anlayışla bir günah torbası, bir suç torbası, bir anayasayı ihlal torbasıyla karşı karşıyayız. Aynı torbada hem zeytinlikleri maden aramaya açıyorlar. Yine aynı torbanın içinde işçilerin sendikalaşma hakkının önüne anayasal ihlaller yapıyorlar ve İşçilerin anayasa mahkemesi yüzde bir bulmuş iptal etmiş onu yüzde ikiye çıkarıyorlar ve yine aynı torbada limanları ihalesiz bir şekilde şimdi işletenlere süreyi 49 yıla tamamlıyorlar. Yani iktidardan gidiyoruz ama süreyi ihalesiz uzatıyoruz diyorlar. Bu üçünde de anayasa mahkemesinin istikrarlı kararları var. Ve üçünü birden bir torbaya sokarak bir günah torbasıyla karşı karşıyayız. Şimdi birinci madde zeytinlikler. Burada zeytin ağacından, zeytin dallarından gelmiş ağlayan anneleri gördük bugün mecliste. Onların komisyonda da dinlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Görünen şu Muğla Akbelen'deki zeytinlikleri kesmek için ve altından maden çıkarmak için özel gayret ama fırsat bu fırsat aynı zamanda nerede zeytin varsa altında maden aramaya açacak bir adım. Buna AK Parti istikrarlı olarak teşebbüs ediyor. Bakın tarih tarih veriyorum. 3 Temmuz 2009'da, 21 Nisan 2010'da, 16 Haziran 2024'te, 17 Mayıs 2020, 2017'de, 17 Mayıs 2017'de, 14 Şubat 2019'da 5 Ekim 2020'de bu düzenleme geldi ve bu meclisten geri döndü. Neden? Yani toplam altı kez farklı komisyonlarda, farklı kanunlarda zeytinin korumasını kaldırıp zeytinleri kesip maden aramak istediler. Ne zaman ki kamuoyu haberdar oldu geri adım attılar. Şimdi bütçe sırasında bir günde her şeyi birden yaparken bunu yapıp ne olursa olsun diyecekler. Eğer haklılıkları olsa altı kez getirip kamuoyu tepkisinden altı kere çekerler mi? Hayır. Demek ki bir arıza olduğunu onlar da biliyor ama buna yedinci kez teşebbüs ediyorlar. Buradan sesleniyorum. Muğla Akbelen'de yaşananlardan rahatsız olan herkese. Soma'da Altı bin zeytin ağacı kesilirken, dozelleri biz durdururken bizimle dayanışma gösteren herkese. Bursa'da zeytinler kesilirken verilen büyük mücadeleye saygı duyan herkese. Yarın zeytinleri kesip altında maden aranmasın diyen herkese çağrımdır. Tepki gösterin. Sesinizi yükseltin. Sosyal medyada tepki gösterin. Köşe yazarıysanız kendi şehirlerinizde yazdığınız gazetelerden tepki gösterin. Bildiğiniz telefon numaralarından iktidar partisi milletvekillerine ulaşarak meclisin internet sitesinden hepsi odalarında meclisin internet sitesinden ulaştığınız telefonlarla iktidar milletvekillerini arayarak tepkinizi gösterin. Zeytininize sahip çıkın. Zeytininize dokundurtmayın. Zeytine dokundurtmamak ancak tepkinin yükselmesiyle mümkün. Siz bunu yaparsanız bir daha size oy vermem derseniz bu adamlar geri adım atıyor. Bunu yapmazsanız Zeytin'in gözünün yaşına bakmıyorlar, bundan sonra da bakmayacaklar. İkinci husus, bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, şöyle bir şey olur mu? Bir iktidar partisi sizden ona oy alacak, icraatını yapacak, sonuna gelecek, Haziran'da gidecek. Bunu görmüş, diyor ki ben Haziran'dan sonra olmadığımda, benim dönemimde ihale edilmiş limanlar var. O limanların sözleşmeleri bitecek. Bunlar dürüst ihaleler yaparlar. Şeffaf ihaleler yaparlar. Öyle ya belediye meclislerine biz gelmeden önce ihale şeffaflığı mı vardı? Meclis toplantılarının yayınlanması mı vardı? Geldiğimizde de ne yapacağız? İhaleyi kamuoyunun önünde dürüst, şeffaf ve rekabetçi yapacağız. O zaman diyor benim yandaşlar bu limanlarda kalamaz. Ya da Katar'a verdiklerim var. Bunlar bunu Katar'a vermez. Kişi kendi gibi biliyor ya işi. Diyordur Bay Kemal yandaşına verecek. Biz öyle yapmayacağız. Biz ya kendimiz işleteceğiz en iyi şekilde ya da en şeffaf ihaleyle en ehline en çok parayı verene vereceğiz. Diyor ki bunlar geldiğinde ihaleleri bizim yandaşlara ya da Katar aşkıma uygun olarak vermezler. O yüzden süresi bittiği günü 49 yıla tamamlıyor kanunla. Bunu yaptılar. Anayasa Mahkemesi olmaz dedi. Düzenlemenin özelleştirmede hakim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etti. Hem de hep beraber oy birliğiyle. Bir kişi bile itiraz etmeden iptal etti bu maddeyi. Hakikaten olmaz. Düşünsenize bütün ev sahipleri ya kiracının süresi dolsa da kiracı çıksa da daha iyi fiyata daha en iyi fiyatı verene ben evi kiralasam diye bekler. Dükkan sahibi dükkanda çalışan çıkarken der ki tamam helalleşirler ama artık onun çıktığı fiyattan vermezsin. İçeridekinin mevcut bir durumu var. onu sürmesi içeridekine yarar. Ama dükkanın sahibine serbestçe en çok verene vermek yarar. Ya kardeşim mal senin olunca böyle yapıyorsun da mal milletin olunca nasıl yandaşa peşkeş çekiyorsun? İhale yapacağız. Bütün dünyanın en zengin firmaları yarışacak. En çok parayı verene vereceğiz. Hayır diyor. Benim yandaşlarla Katardaşlarım var benim diyor. Kan kardeşlerim Katarlılar diyor. Onlara devam diyor. 49 yılına kadar tamamlayalım diyor. 20 yıllığına vermiş, 29 yıl daha dursun diyor. 10 yıllığına vermiş, 39 yıl daha dursun diyor. Böyle kanun mu olur? AK Partililer, MHP'liler, çok değerli vatandaşlarımız, AK Parti'ye MHP ye geçmişte oy veren değerli seçmenlerimiz, böyle kanun mu olur? Böyle anayasaya aykırılık mı olur? Böyle bir şeyi kendi malına yapmayanın Beytülmal'a yapıyor olması kadar ayıp bir şey yoktur. Allah aşkına dün Ankara temsilcileriyle sayın genel başkanımızın toplantısında birlikteydik. Bütün Ankara temsilcilerine sesleniyorum. Bütün gazetelerin Ankara temsilcilerine. Çok kıymetli temsilcilerimiz. Bunun partiliyle bir ilgisi yok. Yeni Şafak'ın sabahın da temsilcileri vardı orada. Allah aşkına buna siz de tepki gösterin. Bunun doğru olmadığını yazın, çizin. Biz kimseyi ayırmadan herkesi davet ettik ve orada basının özgür olmasıyla ilgili özgürce yazıp çizmesinde kamu yararı olmasıyla ilgili uzun uzun konuşuldu. Şimdi bu zeytinlere ve bu limanlara hep beraber sahip çıkacak bir yaklaşımda neden bulunulmuyor? Düşünün ki bunu bir CHP'li belediye başkanı yapıyor. Yeni Şafak buna ne yazardı? Sabah gazetesi buna hangi manşetle çıkardı? Bir düşünün. Örneğin İzmir Büyükşehir veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek seçimlere bir ay kala yaptığım ihaleleri 50 yıla tamamlıyorum. Diyebilir mi? Desin mi? Olur mu böyle bir şey? Üçüncü günahta torba kanundaki. Üçüncü büyük kusur, üçüncü büyük anayasaya aykırılık da sendikalarla ilgili. Biliyorsunuz sendikalarla ilgili kanunda şöyle bir şey var. Memur sendikalarına üye olanlara üç ayda bir toplu sözleşme desteği veriliyor. 707 lira bir para. Bununla ilgili yüzde bir sınırı koydular. Yani memurların yüzde birinde örgütlüler ve üzerinde olanlara bu para veriliyor. Bu büyük bir yanlış. Şimdi bunu yüzde ikiye çıkarıyorlar. Yapılmaya çalışılan küçük sendikalardan kaçışı büyük sendikaya toplanışı sağlamak. Sebep memur sen kan kaybediyor ya. Memur sen de kal eğer küçük sendikalara gidersen üye sayısı az sendikalara gidersen yeni kurulmuş sendikalara gidersen yeni sendika kurarsan üç ayda bir yedi yüz lira zararın olsun örgütlenme özgürlüğünün önünde çok büyük bir engel. Anayasaya çok açık aykırı. 138 ve 53'ü canını okuyan bir madde. Ve geçer, geçtiğimiz perşembe günü Çalışma Bakanı sendikaların yanında durduğuna işaret ediyordu. Sendikalaşmaya özgürlüğünü işaret ediyordu. Destekten bahsediyordu. Ama orada söyledikleriyle bu da yaptıkları aynı şey değil. Biz Sayın Bakan'ı dikkatle dinledik. Eleştirilerimizi söyledik ama kavga etmedik. Ertesi gün biz Sayın Bakan partilere, partiler kendisine teşekkür etti. Söyleme bakarsan Sayın Bakan sosyal demokrat, eyleme bakarsan faşizmin dibi bu. Bu eğer Vedat Bilgi'nin bilgisiyle yapılıyorsa çok büyük bir çelişki var. Yok yandaş sendikalar sarayı ikna edip yaptılarsa Vedat Bilgin burada yaptığı konuşmaya sadık kalıp bu hatayı düzelttirmelidir. Uyarıda bulunmalıdır. Böyle bir şey olmaz. AK Partili yöneticiler gelecek, ikna edecek. Hadi bakalım 700 lira ceza. Bu kanun çıkana kadar yüzde birlik bir sendikadayım. 700 lira ayda para alıyorum. Bu kanundan sonra gitti. Parayı nasıl alabilirim? Benim borcum var, harcım var. O paraya ihtiyacım var. Buyur memur seni üye olursan alırsın. Böyle sendikacılık da olmaz. Böyle kamu yöneticiliği de olmaz. Böyle kanun da olmaz. İktidarın son döneminde. Bakın nasıl belli. Gidiyoruz. Yedik altı kere denedik olmadı. Zeytinleri madeni açalım. O şirketlerin hepsinin yandaş olduğunu biliyorsunuz. Gidiyoruz. Limanların süresini 49 yıla tamamlayalım. Gidiyoruz. Bizim yandaş sendikalardan kaçış var. Buna öyle bir madde koyalım ki kaçamasınlar. Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Tüm Türkiye bir haftadır 6 yaşındaki bir çocuğun uğradığı cinsel istismarla sarsıldı, bunu konuşuyor. Burada şu hakkı teslim etmek lazım. Haberi yapan gazeteciyi, bir gün gazetesini, Halk TV'yi, KRT'yi, telebiri, Bunu ilk andan itibaren yazan, çizen, söyleyen herkesi tebrik etmek lazım. AK Parti'nin basını, yandaş medya, AKP'ye müzahir kalemler günlerce sustular. Televizyonlar hiç görmediler. Ne zamanki tepkiler çığ gibi büyüdü sosyal medyada, Ömer Çelik nihayet dört gün sonra diyor ki basın yayın organlarının da konuşulan tartışılan ya seninkiler tartışmıyor ki bizimkiler tartışıyor muhalif olanlar tartışıyor demek ki neymiş altı yaşında küçücük bir kız çocuğunun başına gelenleri duyurmak için bile bu ülkede artık muhalif medya olmak lazımmış muhalif medya olmasaymış bu haberi çıkarıp da yazmasaymış cesaretle televizyonlarına taşımasaymış. Kimsenin bundan haberi olmayacakmış. Günü geldiğinde Fox'un muhabirini dışarıya çıkaranlar, salona almayanlar, soru sormanıza izin vermiyoruz diyenler. Halk TV'ye, KRT, Tele1'e engel koyanlar. Bu çocuk sesini duyurduysa bu metralardan duyurdu. Ondan sonra Türkiye konuşmaya başladı. Şimdi çıkmışlar. Mesele 10 yıldır sorumluluklarında olduğu için bu işin konuşulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bir de çıkmışlar, "Efendim biz bunu 2 yıldır biliyorduk. Çok daha beter bir durum." Haberi yapan gazeteci öğrendi, uyku yamadı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. "Sen bakansın, biliyormuşsun. 2 yıldır susuyormuşsun." Bitmeyen soruşturma mı olur 2 yıldır? İki yıldır biliyorlar ama gidiyorlar savcılığa 30 Kasım 2020'de yansıyor. Ta 23 ay boyunca bir iddianame yazılamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu iş ne oldu? Şu 6 yaşındaki çocuk işi ne oldu diye bir işin üstüne düşmez mi? Her konuda tweet atanlar bu konuda bir tweet atmaz mı? Şimdi de geldi, şimdi de geldi. Adalet Bakanı çıkmış. Efendim ben Adalet Bakanıyım her konuda konuşamam. Ufak hatta civcivleriz. Al. Her konuda konuşamayan beyefendiye soruyorum. Sedef Kabaş'la ilgili. Sezen Aksu'yla ilgili. Gülşen'le ilgili. Dakikasında saniyesinde en sert tweetleri atan sen değil misin kardeş? Adalet Bakanıyım her konuda. Bu bahsettiklerin tutuklansın diye, içeri konsun diye trollerin başlattığı linç operasyonuna da destek verdiğim bu kişilerin yatarı bir yıl, bir yıl. Adam 77 yıldan, 72 yıldan yargılanıyor. Sözde koca tutuksuz yargılanıyor. Her konuya lafım var. Ben Adalet Bakanıyım, karışamam. Ya Gülşen'e de karışmayacağım. Sedef Kabaş'a da karışmayacağım. Sezen Aksu'ya da karışmayacağım. Madem karışıyorsan bugün karışacaksın kardeşim. Bugün tavır koyacaksın. Tutuksuz yargılamayı doğru bulmuyorum diyeceksin. HSK'ya başkanlık yapmaktan övünüyorsun ayıp bir şey. Toplayacaksın. Disiplin soruşturması açacaksın. Bu kadar bu, kaçma şüphesi olmaz mı ya? Elime geçirsem kendime hakim olamam. Adam kaçma şüphesi olmaz olur mu? 85 milyon adamdan soruşturmanın selayeti açısından Sonuçlanması açısından onu içeri koyman lazım. Kaçıp gitmesin diye. Sinirine hakim olamayan birisi cezayı kendisi verip de olayın üstü kapanmasın diye. Her boyutuna bakman lazım. Sözde bir baba var orada. 22 yılla yargılanacak adam. Serbest. Olacak iş değil bunlar. Her konuda konuşan bozda da tutmuş kitabı kitabı konuşuyor. Olacak iş değil. Fuat Oktay. Efendim 28 Şubat. Ne alakası var 28 Şubat'la kardeşim? Ne alakası var? Oturuyorlar. Ya paçamızdan akan pisliğe bakmıyorlar. Bu pisliği alalım paçamızdan. Birazını da CHP nasıl süreriz? Ne diyelim bunlara? 28 Şubat'tan dolayı yapıyorlar diyelim. 28 Şubat'ı andırır söz. Ne alakası var ya? Siz görevinizi yaptınız da. Siz görevinizi yaptınız da muhalefet size ne yaptı? 28 Şubat'ta ne CHP var yetkili ne de o 28 Şubat'ta yaşananlarla bu işin uzaktan yakından bir ilgisi. 28 Şubat başka bir süreç? Buz gibi çocuk istismarı var, devletin çocuğu koruyamaması var, Ak Parti'nin döneminde kemik yaşı büyütülmesi var, Ak Parti'nin döneminde çocuğun defalarca susturulması var, iki yıldır da bir türlü savcılığa git iki yıldır da bir türlü savcılık tarafından hazırlanamayan ve nihayet hazırlanan 23 ayda hazırlanan bir tezkere var. Böyle bir şey olmaz. Ama dönüp dönüp o pisliği CHP'ye de o pisliği başkalarına da bulaşın. Sorumlusunuz kardeşim. Sorumlusunuz. Bu sorumluluktan da kaçamayacaksınız. Ayrıca Şimdi detaylarını vermeyeceğim ama lütfen herkes lütfen kısa dalga haber portalında Hale Gönültaş imzalı tahmin ediyorum bir takma isimle yazılmış gibi anlıyorum. Hale de Gönültaş imzalı. Gerçek mi? Tamam. Tamam Hale Gönültaş imzalı bir haber okuduk. Bu seçim sevren Manisa'dan geçen bir olay ve aile bakanlığını ilgilendiren bir olay. Derya Yana diyoruz ki Hale Gönültaş'ın yazısını okuyun. Burada sizin bizim yurtlarımızda olmaz, bizde her şey çok güzel. Zaten duyduğumuzda da gereğini anında yapıyoruz, anında yapıyoruz diye söyleyen Derya Yana söylüyoruz. Manisa çocuk yuvasında 12 yaşında bir kız çocuğu cinsel saldırıya uğruyor. Daha sonra başına inanılmaz kötü olaylar geliyor pavyonlarda çalıştırıldığı, uyuşturucu komasına girdiği belirtiliyor. Manisa Ruh ve Sinir Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, hastane yetkililerinin hastanede kalması yönündeki görüşüne rağmen, tedavisi yarıda kesilerek Çiğli Yurdu'na gönderildiği anlatılıyor. Çiğli Yurdu'ndan kaçıyor ve 12 gündür kayıp. Derya yanık. Bizim yurtlarımızda olmuyor diyorsun ya. Başka yerde oldu ama duyar duymaz gereğini yaptım diyorsun ya. İşte senin bakanlığın, işte senin sorumluluk alanın bu konuda Derya Yanığın bu meselelerin üzerine nasıl gideceğini ve bu yaşananların hesabını nasıl vereceğini de dikkatle takip edeceğiz. Son birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi Numan Kurtulmuş vakası. Yani Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da çıktı dedi ki Samsung mitingindeydi dedi ki son bir kez desteğinizi istiyorum dedi. Bu şu yaptıklarıyla istese milletin geldiği hal ortada. Tencere kaynamıyor. Mutfakta yangın var. Cüzdanlarda yangın var. Işsizlik var. Güvencesizlik var. Yeni bir şey söylese onu da söyleyemiyor. En son işin içine hatır koyayım. Işin içine bir duygusallık katayım. Işin içine bir romantizm katayım. Belki oy düşüşünü buradan çevirebiliriz diyor. Son kez diyor. On kez seçim kazanmakla övünenler son kezi yalvar yakar seçmenli olmaya bağlamışlar. Tabi bu kamuoyunda çok ciddi bir karşılık bulmadı. Daha doğrusu seçim kaybedeceklerini anladıklarına Bizdeki rakamların onların da önünde olduğuna, artık AK Parti'nin bu gidişatla, normal propaganda yöntemleriyle bu seçimi kotaramayacağına ikna olduğunu gösterdi. Kamuoyu da bunun böyle anladı, böyle algıladı. Şimdi bu işi toparlayacaklar. Numan kurtulmuş. Cuma, Cumhurbaşkanı kendini bir fani olarak görüyor. Tövbe estağfurullah. Yani Numan Bey'in buradan sonra söyleyeceği kelime, Tövbe estağfurullah dışında bir şey olamaz. Günde 40 sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek yerine otursun şimdi 40 sefer tövbe et. Ya nedir nedir arkadaşlar? Erdoğan'ın ne kadar tevazu sahibi olduğunu anlatmak için bu cümleye mi başvuruyorsunuz? Yani Erdoğan aslında bir fani değil. Insan üstü bir yaratık. Çok ulvi bir güç ve tevazu etmiş ben de faniyim görev sürem sınırlı demek istiyormuş. Onun görev süresinin sınırlı olduğunu da biliyoruz. Milletin verdiği yetkinin bittiğini de biliyoruz. Bugünden sonra ona bir daha bir yetki verilmeyeceğini de görüyoruz. Bu bu kadar netken Erdoğan da bunu görmüşken son bir koz ya bir hatır gönül koyayım son bir destek isteyeyim demişken efendim Erdoğan faniliğe gelip geçiciliğe ölümlülüğe vurgu yapıyor. Gerçekten buradan sonra Numan Bey'e tövbe etmek düşer. Başka bir şey düşmez. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki açıkça söylüyorum. Herkes hesabını 2023'te yüzde %20 yirmiyeler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkimizi millet de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecek. Şimdi yetkiden bahsediyorsak, 20'den bahsediyorsak bunun gereğini yapacağız. Bir kere şunu söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seneki öngörülerine inanan herkes bugün iflas etti. Ne diyordu? Bundan sonra enflasyon düşüşe geçecek diyordu. Kuru 8 lira hayal etmeyin. 10 lira diyenler yanılacak. Hem damat söyledi hem kendi söyledi. Bugün 19 liraya dolar geldi dayandı. Türk lirasına güvenin diyenlere güvenenler paraları pul oldular. Dolar yaktırdınız. 100 dolar satana tıraş bedava dediniz. Dünyanın en pahalı sakal tıraşını ettiniz. 100 doların karşılığı 1800 lira. 100 dolar sattı adam o gün ve sattığında 6 liraydı dolar. Şimdi 18 lira. Şu anda sana güvendiği için Cebindeki para 660 lira, 1200 lira zararı var adamın. O sakal tıraşının bedava olduğu gün. Dünyanın en iyi niyetli, sana güvenmiş en gariban adamına dünyanın en pahalı sakal tıraşını yaptı. Sana güvenen herkes iflasta. Şimdi diyor ki 2023'te işte yüzde yirmi. Ona göre bütün hesaplar kitaplar yatırsın. Peki kimden başlayalım? Bu lafı söyleyenden başlayalım. İki bin 22'de Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakın. Bu sene bu meclisten talep ettiği iki gün sonra oylanacak bütçeye bakın. Yüzde yüz on arttırmış. Yüzde yirmi arttırsana. Yüzde yirmi arttır. Yüzde doksanına gerek yok. Ama biliyor yüzde yüz ona ihtiyaç var. Bütün her şey yüzde yüzün üzerinde pahalanıyor. 2023 için bu. Gelecek sene lazım para. Eğer yüzde yirmi ise yüzde yirmi arttır kardeşim. Senden başla. Hadi gel yetkiyi kullanacağız diyorsun ya bir yetkin var senin. Şimdi 4 Ocak tarihinde yeniden değerleme oranlarıyla birçok şey artacak. Bu artacakların içinde neler var? Motorlu taşıtlar vergisi, maktu vergi cezaları, ehliyet harcı, pasaport harcı, trafik cezaları, çevre temizlik, emlak, değerli konut vergisi, yargı harçları, ve vatandaşın devlete ödediği yaptığı birçok ödeme yüzde kaç artacak? Yüzde yüz yirmi iki. Hadi 20 arttır. O kadarına yetkin yok. Yüzde yüz yirmi iki değil altmışa düşürebiliriz. Yetki burada. Hani 22 tane kanun teklifi verdiniz ya bütçede. Hadi yirmi üçüncüsüne biz de imza atalım. Getirin deyin ki bu artışlar yüzde yüz yirmi değil de yüzde yirmi yapacağız devlet olarak deyin. Getirin. Oy vereceğiz burada. Bir maddelik kanun. Yürütme yürürlük üç madde. Üstünde de konuşmayacağız. Hadi bakalım. Yok. 2023'te doğalgaza, elektriğe, akaryakıta, köprüye, otoyola geçiş ücretlerine, lojman kiralarına, kitlerin ürettiği mallara yüzde yirmiden fazla zam yapmak yok deyin. Yüzde yirmiyi geçmeyecek zamlar deyin. Önce bunu söyle. Yüzde yüz on cumhurbaşkanlığı bütçesi açacak. %122 vatandaşın ödedikleri açacak. Her şeyin fiyatı ateş pahası olacak. El aleme verir talkını kendi yutal salkımı. Yok böyle bir şey. Önce sen yapacaksın yüzde yirmiye göre hesabı. Sonra önce cumhurbaşkanı sonra cumhur olacak buna. Böyle bir şey olmaz. Bu söylenen laf işçi boş bir laftır. Samimiyetten yoksundur. Bu milletten yüzde yüz isteyip Sonra millete yüzde yirmi olacak ona göre hesap kitap yapın. Bu lafın bir karşılığı yoktur. EYT konusunda bir türbülanstır gidiyor. Bir sarsıntı bir sallantı var. CHP'nin tavrı net. Tavrımızı net olarak altını çizelim. Bütün EYT'lilere hiçbir ekstra şart sunulmadan hiçbir kısıtlama olmadan kapsama giren herkesin emekli edilmesi gerektiğini ilk günde söyledik, bugün de söylüyoruz. AK Parti'de Çalışma Bakanı başka bir şey söylüyor. Hazine Bakanı başka bir şey söylüyor. AK Parti Genel Başkanı bambaşka bir şey söylüyor. Şimdi şunu görelim. EYT'liler beklentide. Ocağa kaldı, lafı infial yarattı. Aralığa çekilecek diyorsunuz ama aranızda anlaşamamışsınız. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin beş yıldır komisyonda bekleyen kanun teklifi var. Gelin onun üstünde anlaşalım. EYT'lilerin bütün sıkıntısını ortadan kaldıralım. Yoksa sizin itişmeniz, kakışmanız yüzünden hem insanlar artık tahammül edemiyorlar, çok gerildiler hem de endişeliler. Öyle yeni yaş şartları başka kriterlerle böyle daha fare doğurursa bu işin EYT'lilerin bugüne kadar ortaya koyduklarından çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşacağınızı da ifade edelim. Son çağrım şudur. Komisyonda çalışma sosyal güvenlikle ilgili önemli bir teklifimiz duruyor biliyorsunuz. Şudur. Ücretlilerin ödedikleri gelir vergilerinin dilimlerinin yükseltilmesi. Bu konuda bir kez daha tüm siyasi partileri çağırıyoruz. Çünkü Bürüt 10 bin liralık maaştan 16 bin lira fazladan vergi kesiliyor. Bu düzelirse insanlar rahatlar. Bir diğer kanun teklifimizin de hatırlatıp altını çizelim. Onda da diyoruz ki özel sektördeki promosyonlar. Özel sektörde çalışanların banka promosyonlarına bazı işverenler el koyuyorlar. Bazı işverenler de bunu konu edip pazarlık edip promosyon almaya gerek görmüyorlar. Bu konuda aradan işvereni çıkaralım. Maaşı bankaya yatan herkese banka promosyon versin. Çok büyük bir gelir, çok büyük bir kazanç olur. Bizim yaptığımız hesaba göre sadece banka promosyonu özel sektörde çalışan herkesin bu kışki doğalgazını öder. Elektriğini öder. Kömür yakıyorsa kömürünü öder su faturalarını öder. Bu dört önemli gider kalemini derenin taşıyla derenin kuşunu vurarak. Bu dört önemli kalemi ne devlete ne işverene yük etmeden ve her geçen gün semirdikçe semrilen gitgide güçlenen ve aslında düzenleme olduğunda da ödemeyi yapmakta hiç zorlanmayacak olan bankalardan vatandaşın cebine koyalım. Bunu da bir kez daha kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayayım. Buyurun. Bu konuda bir açıklama yakında yapılacak. Ancak e, dün Sayın Genel Başkanımızın gazetelerin Sayın Ankara temsilcilerine söylediğini tekrar etmek durumundayım. Hukukçu kurmaylardan bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çalışıyor ve Genel Başkanımıza bir rapor sunacaklar. Genel Başkanımız bu raporu aldıktan sonra hem MYK'da partinin yetkili kurullarında bunu görüşecek. Bu konu önümüzdeki süreçte. Sizin istediğiniz gibi bir takvimlendirme ile ilgili belki birkaç gün içinde belki önümüzdeki hafta parti sözcümüz bu konuda bir açıklama yapacaktır. Meclisin çalışma takvimi içinde belli olduğu takdirde de bizler buradan gerekli açıklamayı yapacağız. Buyurun. Dün dün de soru sorulmuştu. Metinle ilgili teknik çalışma tamamlandıktan sonra kamuoyuna itirazlarımızı, önerilerimizi ya da bu konuda mecliste nasıl bir tutum takınacağımızı ifade edeceğiz. Onun dışında onu aşan bir cevabı şimdi vermem doğru olmaz. Teşekkür ederim.